ben ne yapacağım ya? Öldü öldü, anlıyor musun? Gitti artık, yok! 20 yaşındaki Sıla Dündar saat 17.00 civarlarında evinin salonunda ölü bulundu. O andan beri eve kimse girip çıkmadı. Bu yüzden arkadaşlarından şüpheleniliyor. Güvenlik kameraları incelenecek ve Sıla Dündar'ın cinayeti araştırılacak. Bakalım Sıla Dündar'ın katili kim? Arkadaşlar Sıla bu evde öldü ve katil içimizden biri arkadaşlar. Onu bulmamız lazım. Bu dörtlüden mi? İçimizden biri mi? Evet, çünkü Sıla'nın öldüğü andan beri buraya bizden başka kimse girip çıkmadı. Sıla'yı bu içimizden kimse öldüremez. Ben son zamanlarda birazcık terk ediyoruz ama. Katil Ahmet. Ben katil Ahmet, ben bunu gitti oğlum. Şöyle bir bak, hangimiz katil gibi Sıla! Bir şey söyleyeceğim. Sen tipe göre katil yargılayamazsın. Evet, yani böyle bir şey ben yani. Doğuluyum, Ardanlıyım. Benim tenimle sizinki bir olmaz. Biraz daha... Sen bana niye ırkçı muhabbelesi yapıyorsun? Sen öyle tipinden katil dedi bana. Ben ne yaptım kardeşim? Bu kız benim kanımdan, canımdan. Ben hiçbir şey olmaz yani, imkansız. Beni teselli edeceğine kanka böyle yapıyor. Ahmet yapmıştır. Yine beni teselli... Kardeşim öldü ya. Ama aramızda katil, o yüzden üzülemiyorum çok. Oğlum eğer ben bunların içinde katili kimin olduğunu ben de onu öldürürüm bu arada. Eğer sen Sıla'yla kızsal birkaç problemin varsa, kadınsal problemler... Ben ne anlatıyorum? Bak ama valla söyle yani baş. Neyse. Ya ben biraz işkilendim bu arada da neyse. Kanka ben bulacağım. Güvenlik kameralarını inceleyip kimin olduğunu bulmamız lazım. Evet arkadaşlar, ben Feride'ye sonsuz güveniyorum. Bu kadar kilo almasına rağmen hala çok güzel. Öldü öldü, anlıyor musun? Gitti artık, yok! Yok artık, yok, gitti gitti. Bu Sıla mı? Kanka bu Sıla'nın öldüğü yer. Anla yani, anladın mı? Yok. Sıla! Ben ne yapacağım ya? Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Nasıl öldü? Ben bundan sonra Sıla hayatı nasıl devam edeceğim ya? Sıla olmazsa ben ne yapacağım ya? Birçok kez öldüğümü biliyorum. Kenarından köşesini... Gel, tamam, dokunma! Gel, kim bulacağız katilini? Sensin belki katil! Tamam, şimdi artık kamera kayıtlarını izleyelim ve bunu kim yaptı karar verelim tamam. Kanka. Gördünüz mü? Oğlum nereden girmiş? Orada düştü. Ben düşmezdim kanka buradan. Ben belki kanka bir şey söyleyeceğim. Ben dengesiz bir adamım ama o kadar da değil. Yani ben büyük ihtimalle düşerdim ama ben o değilim. O zaman yani. Bir şey söyleyeceğim. Bizim kimin dengesi daha iyi bulmak için bir denge yarışması yapmamız lazım. Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Şandar. Bugün yanımda Feride, Toşko ve Mert var. Bugün Sıla yok. Çünkü bugün Sıla öldürüldü ve Sıla'nın katilinin kim olduğunu bulmaya çalıştığımız bir video çekiyoruz. Ve işte buradayız, yarışmalar yapacağız. Şimdi birinci yarışmanın başındayız. Mazlum Toşko. Sence Sıla'yı kim öldürdü? Sen. Ciddi misin? Ciddiyim. Videonun başındaki düşünce. Hadi oynama yapalım. Ben Ahmet diyorum. Katilin dengesi iyi miydi, kötü müydü? Kötüydü. İyi olan yani katilden uzak demek. Mert 3-2-1 desene. 3-2-1 başla. Katil dedi. Dedi, gördünüz. Dedim, bir saniye bile değil. Tamam, bir dakika, bir dakika. Abi bu kadar yapabiliyor. Ama benim bunu yapamam, benim katil olduğumu direkt kanıtlamıyor. Kanka tamam, kaybettin. Yapacak bir şey, ben bu kadar yapabiliyorum. Şey, bir bile değil. Tamam, şimdi Feride'de. Benle mi ne alaka, ben ya? Bilmem, belki de gidersin direkt diye düşündüm. Tamam, şimdi sonunda gelin. Bir bineyim, bekleyin. Feride bence o kadar kötü yapacak ki katil ama... Bekle, başla Demer. Oha çok zor. 3, 2, 1, başla. Yarım saniye daha fazla durdu. Ahmet'ten hızındırdı. Sen mi ben mi? Katilden daha uzak olduğun için ve sevinme. Ben oyumu değiştiriyorum arkadaşlar. Ben Feride'nin katil olduğunu düşünüyorum. Bu videonun sonunda ortaya çıkacak. İşte tamam. Bunun taktiği var, kimse bilmiyor. Arkadaşlar fizik gördüyseniz lisede falan, ağırlık merkezine ne kadar yakın olursanız dengede tutması o kadar kolay olur, gösteriyorum şimdi. Çok etkileyici konuştun. İnşallah başarı çok olacak yoksa. Bir dakika. Bu nasıl bir başlangıç? Yürü tutabilir mi? Ben tutuyorum. Tamam, başlayacağım. 1, 2, 3. Katil olmadığım için yeterlidir diye düşünüyorum. Evet, bana da düştü. Oğlum bayağı şey iyi durdu olmadı. Lan Toşko. Kaç, 3 saniye falan durdu değil mi? 3, tamam, şimdi bu bir yanıltma da olabilir. Evet, belki. Nokta. Ama eve girerken şey yapmazdı, yanıltma yapmazdı. Çünkü hızlı girmek istiyordur yani. Neyse, hayır, bakacağız. Şu an yanıltıyor olabilir, anladın tamam, mı? Tamam, başlıyorum. Ya, kopya çekiyor benden, ayağını ortaya koyuyor arkadan. Aptal, sen en son yarıştaydı kanka. Koydum. Başlıyorum. 3, 2, 1. Oğlum, denge şov, atletizm. Askerlere hazırım. Yani denge tahtasında kötü performans göstermiş olabilirim arkadaşlar ama bu benim katil olduğumu göstermez. Kız kardeşimi öldürecek halim yok. Arkadaşlarım benden birazcık şüphelendi, bilmiyorum. Umarım ilerleyen yarışmalarda kendimi aklayabilirim ya. Çünkü kötü olacak böyle. Arkadaşlar dengede ne kadar iyi durduğumu siz de gördünüz. Benim olayım dengeymiş. Bundan sonra hayatımı denge üzerine ve meditasyona adayacağım. Artık böyle bir hayat geçirmek istiyorum. Arkadaşlar ben zaten karakter olarak da fiziksel olarak da dengesiz bir insanım. O yüzden bu yarışmayı da yapamadım. Katille hiçbir alakam yok. Katil değilim. O katili bulursam katilin katili olacağım. Ya ben katilin böyle çok hemen bulabileceğimizi düşünmüyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Katilin benim olmadığım için uğraşacağım. Aşko! Oğlum, ben sana nasıl yapacağım? Aa, katil geliyor. Arkasından geliyor. Aa, buza bastı.
salak. Demek ki bir şey söyleyeceğim. Bence biz böyle bir yarışma yapalım arkadaşlar. Bence... Muza basma yarışması mı kanka? Bir brandın üzerine muzluğa serelim ve kim muzlarda yürüyebiliyor? Tamam, ben bu konuda çok ya bu kadar kurcalıyorsa katil bu ama. Aynen abi. Biz de bu katil kendisi bizi katil çağırıyor. Kardeşim ortada niye karıştırıyorsun? Ben kimin gerçek bulmaya çalışıyorum. Sen ne bileceğiz? Her detayı inceleyeceğiz. Muza bastıysa biz de muza basacağız. Tamam. İçimizden tamam mı? Ben kabul ediyorum. Basamayacak. Hadi. Arkadaşlar şimdi buraya geldik ve muzların üstüne basmadan karşıya geçebileceğiz. Karşıya geçebilen kişi yine katilden uzak oluyor. Çünkü muzları kullanıp ve düşmemiş oluyorsun dostum. Geçersen katile uzaksın. Ben hala Sıla'yı düşünüyorum. Nasıl öldü baba? Eğer bunu... Abi biz niye Sıla ölmüş şorsa, bir tane... bir cenazesine gitmiyoruz da muzların başında yürüyor. Kanka kız şu anda adli tıpta, biz de burada tespit etmeye çalışıyoruz. Tamam doğru. Muza basmadan karşıya geçebilirsiniz. Demek ki muza bastığınızda düşmüyorsunuz ve katil olmuyorsunuz. Katilden uzak evet. oluyorsunuz. Ama burada artı olarak sabun da var. O yüzden bunu iyi yapmak önemli. Ne? Burada sabun da var. Bizde şartlar böyle dostum. Hey gel Sıla sen de. Deniyor oğlum, hocam. Ben bu sefer ilk yarışmak istemiyorum abi. Geçen dengede ben yaptım, bunu da siz son. Yapın. Niye sen en son? Abi gerçi sen de ikinci yaptın değil mi? Ben öyle karar verdim. Hayır, daha deminki sıranın tam tersi. Tamam. Son bendim. Daha deminki sıranın tam tersi, yani ben en son. Hayır, ben en son. Ben. Yürümem ki. Nasıl yürümez? Kanka düşerim şunları alsanıza. Niye düşersin kanka, yoksa katil misin? Belli olmaz. Ne yaptın Mert? Sıla'nın kanı senin elinde bulaştı, seni asla affetmem biliyorsun değil mi? Ben de kendimi asla affetmem. Eğer geceler beni affetse ben asla affetmem. Biri benim yanımdan yürüsün. Dikkat et lan. Yani ben kayarak gidiyor. Ben katil değilim yani demeye çalıştım. Bence bu böyle bir şey söyleyeceğim. Ortalama bir performanstı. İyi de denmez, kötü de denmez. Geçti bitiş çizgisini ama. Şimdi kim, sende mi sıra? Bende galiba. Tamam, bir muzları geri almamız lazım. Bravo Mert. Kendine güveniyor musun? Ya kendime güveniyorum. Şuradan dümdüz yürüsem bile. Ben katil vibe'ini alıyorum ama hiç katile ya benzer. Ya vibe'ı nereden aldın? Kanka bir bakıyorum şuraya. Tam nereye baktın da aldın baba, nerede? Bir bakmayayım. Bana de ki şuran katil gibi de. Oradan al. Ben nerede katilim baba ben? İzler misin şimdi? Bak Mert izliyor musun? Olmaz. Başlıyorum kanka. Bak muz, en çok muzların olduğu yerden gidiyorum ve catwalk yapıyorum. Ne kadar iyi gidiyor lan. Muzlara da basıyorum. Biraz fazla iyi yapıyor ya. Oğlum eli cebinde gitti ya. Oha da. Acaba katil bunu araştıracağımızı düşünüp bilerek muzda kaymış olabilir mi? Yani ben o kadar katil değilim ya. Olabilir. Yollarına muz serdim gelin. Ben muza basmak istemiyorum. Ama okey, benim ayakkabım kaymıyor. Dikkat. Ah be. Bu hatalar. Katilin de ayağı buna benzer kayıyordu. Şöyle mi kayıyor katil? Sen katilin nasıl kaydığını nereden biliyorsun? İzledik ya oğlum. Doğru. Ama katile çok benzer kaydın sen, haberin olsun. Çok katilimsi bir yürüyüştü. Katilim ama Sıla'nın katili değilim. Ben başlıyorum. Aptal. Bence ben fena bir performans göstermedim ya. Evet. Siz bana niye böyle kaydırdın da sen böyle gittin? Arkadaşlar en kötü ben ilerledim ama ben oyunu biraz yanlış anlamışım. Kaymaya çalışacağız falan sandım. Bu da dümdüz yürüdüler. Burada tahminim yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu oyuna bakarsam en kötü benim, yani katil ben oluyorum. Ama katil ben değilim. Bu oyundan sonra kafamda yavaş yavaş düşünceler oluşmaya başladı. Aslında yarışmayı en kötü Mert yaptı ama Mert'in Sıla'ya kıyabileceğini düşünmüyorum. Yani Sıla'yı sevdiğini düşünüyorum. Yapmaz diye düşünüyorum. İnşallah çok büyük bir şok yaşamam. Feride'de birazcık böyle bir hatalar gördüm. Sanki katilinle aynı ayakta kaydı gibi bir şey oldu. Yani Feride'den de birazcık şüpheleniyorum. Ama inanın ben değilim arkadaşlar. Bu kadar acımasız değilim. Arkadaşlar ben anlamadım. Benim kötü olduğum bütün şeyleri yarış haline getirdiler. Sonra da katil benmişim gibi gözükecek. Ama katil ben değilim. Ben sadece beceriksizim, bu kadar. Bence katil Mert. Arkadaşlar işler garip haller almaya başladı. Siz de farkındasınızdır. Daha hiçbir şey başlamadan benden katil aurası almışlar. Ben halkı gerçeklerin yanında durmaya ve mazlumun yanında durmaya davet ediyorum. Lütfen benimle olun çünkü ben katil değilim. Fare bırakıyor lan evin içine Mert. Oğlum nasıl bu kadar rahat? Bu hastası oğlum bu adam. Bu aranızdan hangisiyse ben arkadaşımı kesiyorum bu arada. Ben farelerle hiç aram yok benim. Ben fareye dokunamıyorum. Ben fareyi görsem kaçarım. Ah! Gördüm sandım, öyle oldu. Sen dokunamayacak da kadar ben... korkuyorsun yani. Ben Feride'nin üstünde daha önce fare görmüştüm. Sen daha önce fareye dokunmuştun sanki. Ne zaman? Üflüyordunuz birbirinize, boruyla bir şeyler evet, üflüyorlardı. Sen boruyu takmadın mı kafana? O zaman fare yarışması yapalım. Tamam, aramızdan hangisi fare? Her şeyi yarışa döktünüz. Tamam, farelere temas edeceğiz ve bakacağız en az kim korkuyor. Tamam, hadi kalkın. Şimdi anladığım kadarıyla katil fareden korkmuyor. O yüzden ben iki tane bounty fare ayarladım. Hepimiz sıra sıra buraya uzanacağız. Ve hepimizin üstüne fare konulacak. Kim daha fazla fareye dayanabiliyor, en az korkusuz kim? Onu bulacağız. Ah! Ya ben sen aslında şüpheli hareketler yapıyorsun ama ben senin benliğine güvendiğim için birazcık evet ya, inanasım gelmiyor. Evet, asla buna izin verdiğim bir karakter kim? Değil. Bence sensin. Var mı bu işte bir payın? Yok. Yok mu? Uzaklaş. Uzaklaşayım. Uzaklaş benden!
Of sen ne anlıyorsun da ne anlatıyorsun? Göreceğiz, videonun sonunda göreceğiz. Hemen kapatalım, hemen. Oğlum Feride tutuyor işte. Evet, rol yapıyor ya, rol yapıyor. Oğlum dişlerine bak kanka. Oğlum çok tatlı lan. Ya bundan nasıl korkabilirsiniz ki? Bu küçücük bir minnoş bir fare. Asıl Allah seni ne yapsın? Ağzına sokuyor fareyi. Ağzına al. Senin Feride yapacağın işi... Sus. Oğlum bayağıdır takılıyor bunlar. Fare ne yapabilir? Benim şu an... Oğlum deli misiniz ya? Oğlum gözlerime... Ne rolü Allah şansın? Rol yani rol. Geç Toşko gel. Ne kadar, niye bu kadar rahat dokunuyor? Oğlum Feride bayağı elini alıp bırakıyor. Ama ben farelerden korkuyordum. Bence... Sadece sonuçtan kazanır videolarından sonra artık alıştım yani. Bak ben çevredeki arkadaşlarımı geliştirmişim. Korkularım yanmış benim. Oh buradan sonuçtan kazanırı da kickle akıyor şu an. Sen bayağı korkuyormuşsun gibi geliyor bak. Kanka ben genel olarak sadece biraz böcek, yılan, mulan bu tarz şeylerden çok hoşlanmıyorum. Bunun ama katil olmamla hiçbir alakası yok. Şuraya kanka tam şuraya. Şuralara koy. Dur bir bırak bakayım ne yapacak. Bir çek bakalım bir çek. Onu... Bir dakika dur. Kanka demek ki Toşko fareden çok korkmuyor. Baksana ne dayanıyor bayağı yani. Oğlum ben fare besler miyim acaba? Onu düşünüyorum. Çok tatlı lan kanka. Abi bak cebinden çıkarabilecek kadar sevdi şu an fareyi. Kanka asıl. Helal. Kanka tamam yeter. Allah'ım hadi Mert'e. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biraz daha uzan kanka, üstüne atabilecek gibi. Ya ama şimdi para fırlatmaya üstündeki adam gibi oldu. Onu bana nereme attı, onun neresine... Doğru söylüyor. Bence biraz yukarı çıkmasına yardımcı olalım. Tamam şuraya koyabilirsin. Tamam. Oğlum bazını al. Kim kaldı? Sen kaldın Feride. Hadi gel. Bence artık alabiliriz Feride'ye de fareyi. Ben senin hiç korkacağını düşünmüyorum ama. Gidiyor. İçine giriyor. Gitti. Bu yerde kanka bu fareyi bu arada. Bu kadar bir insan nasıl fareden rahatsız olmaz? Hiç garip gelmiyor mu size bu yılanlık arkadaşlar? Kanka elde tutmamak neyse de. Ben aldı, böyle oynadı oğlum. Tırnaklarını kendi köpeğim olduğu için benim. Köpeğimin tırnaklarıymış gibi hissettiğimden dolayı farelerden korkmuyorum. Bak. Oğlum o tutunuyor lan. Oo. Gel. Arkadaşlar bu oyundan sonra benim Feride'ye olan güvenim iyice sarsıldı. Normalde Feride sevdiğim bir insandır ama fareye bu kadar rahat dokunması kız kardeşim. Kanının onun elinde olduğunu birazcık yani yakınlaştırıyor beni. Daha dikkatli olacağım. Yani umarım o yapmamıştır. Yani işler hiç yolunda gitmeyecek. Ben intikamcı bir adamım. Arkadaşlar bu fare olayını ben çok korkuyordum ama fareyi çok tatlı koymuşlar. O yüzden ben çok korkamadım. Bu yarışmadan da hiçbir şey anlamadım. Fare çok tatlı olduğu için hiçbir arkadaşımız korkmadı. Umarım... Ben değilimdir ya. Arkadaşlar selamun aleyküm. İşler garip bir hale doğru ilerliyor. Fare mağara böyle omuzumuzda sektirdik, ben anlamadım. Ama gittikçe arkadaşlarımdan şüphelenmeye başlamam, bu durum beni rahatsız ediyor. Çünkü ben şimdi akşam Mert'in yanına gideceğim. Hiç katil gibi de durum. Bu nasıl bakıyor? Katil de olabilir, bilmiyorum. Ben sadece hala üçüncü kez aynı şeyi söyleyeceğim. Ben katil değilim arkadaşlar, göreceksiniz. Arkadaşlar ben zaten farelerden artık korkmuyorum. Öncesinde korkuyordum ama buraya büyük bir fare gelseydi korkabilirdim. Ama küçük ve tatlı bir fare geldi. O yüzden korkmadım. Katil olduğumu düşünüyorlar, Ahmet uzaklaş. Katil olduğumu düşünüyorlar ama ben katil değilim. Büyük bir fare geldi, hani korkmadın. Katil değilim yani. Sloş'umu özledim. Bu video çok zor oluyor. 3 tane erkekle aynı videoda bulunmak ve Sloş'un olmaması çok yorucu. Ya sizde gelen bu erkek düşmanlığı nereden geliyor lan? Masanın üstündeki ne Mert? Ay örümcek. Örümcek mi lan o? Sloş geliyor. Aa. Sloş kaçıyor mu şu an? Hayır Sloş örümceğe vuruyor oğlum. Ulan nasıl vuruyor ona ya? Bak Sloş her bunda katille korkuyor bayağı bu adamı. Sanki örümcek mi oğlum? Bu adamın refleksi zayıf. Her sesle korkuyor kanka. Tık. Yani ben özgüvenli ve cesur bir adamımdır. Acilen refleks testi yapmamız lazım. Baba ben katil olmadığım için ben her şeyi okeyim. Ben gönül rahatım. Ben de okeyim. Abi ben bu konuda Toşko'nun batacağını o kadar eminim ki. Şimdi arkadaşlar o Sloş örümceği öldürmeye çalışırken katil çok fazla refleks konusunda zayıf olduğu için biz de burada bir refleks testi yapacağız. Bunun altına yatacağız ve yukarıdan top bırakacağız. Tepkilere bakacağız. Cam kırılırsa ben yatmam altına. Katil olmadığımı göstermek zorundayım. Toşko hazır mısın? Dur bir dakika, bir şey yapmam. Kırılmasından korkuyorum. Baba hayır ya! Hayır oğlum! Toşko biraz fazla korktu. Katil de bayağı korkuyordu. Sen geç, ben atacağım sana o topu. Ben bunun altına girmem baba. Katil kanka arda atma tamam mı? Arkadaşlar katil oldu, olmadığımı kanıtlamam lazım ve tepkisiz kalmam lazım. Bence az tepki verdim sizce? Kırılsa keşke ya birinde. Abi tişörtüm beyaz. De ya. Hazır hissediyor musun? Evet. Ama ellerini çek, öyle olmaz. Tamam. Göz kırptı iki kere katil. Tamam. Ya saçıyla gözünü kapattı. Gözünü açsana. Bismillahirrahmanirrahim. Aa yapma dur tamam. Ya hadi tamam sen bıraktın. Katil olmaya en yakın tripleri bu yaşıyor şu anda. Hayır adam salak bir... mısın? Cam bu cam aptal. Katil masanın altındaydı. Gerizekalı. Biz niye camın altına giriyoruz ya? İyi tükürük gidiyor ya. İyi yapma tamam yapma. Aa cama tükürsene, cama tükür. Cama tükürdü. Gerçekten bu ne kanka? Ben aa, senin böyle DNA'nın şey, örnekleri var burada biliyorsun değil mi? İğrenç ya. İyi kusacağım ama. İğrenç lan. Ben gerçekten artık katili bulurken içimizden birinin gerçekten daha gideceğini hissetmeye başlıyorum. Bu cam olayı beni
Çok sinirlendirdim ben. Kafana mı attı eşek? Çok sinirliyim şu an. Güldüğüme bakmayın. Ben bu katili bulursak, gerçekten katil değilim. O katili bulduğumuz zaman hiç iyi şeyler yapmayacağım. Burada çektiğimiz Cerem'e bakar mısınız? Ve polisler varken biz niye yapıyoruz bunu? Ben bu yarışmadan sonra Feride'nin katil olduğuna iyice inancım artmaya başladı. Hayvan gibi katilin verdiği tepkilerin aynısını veriyor. Sıla bir tane masanın üstündeki şey olmuştu. Adam korkuyordu. Bu da camın altına girerken böyle inanılmaz triplere girdi. İyice şüphelenmeye başladım. Eğer o çıkarsa üzüleceğim. Bu olmasın yani. Birine de güvenebilelim artık. Kardeşimiz mi öldüreceksin lan? Arkadaşlar 8. oyun oldu. Ben hiçbir şüphem yok. Hepsini anlamadım kim katil. Hala hepsi benim gözümde aynı insanlar. Ama biri en başından beri şüphelendiğim birisi. Hala olduğunu düşünüyorum. O kendini biliyor. Arkadaşlar işler saçma sapan yerlere doğru gidiyor. Ben anlamadım. Mert kardeşim de bana saçma sapan bok atıyor. Şu an nerede bilmiyorum. Ben konuşurken kaçtı çünkü. Ben şok içinde izlemeye devam ediyorum arkadaşlarımı. Bir sonraki yarışmayı da zevkle bekliyorum. Karnım tok. Artık sırtım pek katil de değilim. İzleyeceğim bu kamilleri bu saatten sonra. Oy sloşu. Ben bu bence kendini masum gösterme tepkilerinden. Bence de yalan. Sıla ne yiyor burada? Sus. Oğlum bu bence Dündar soyadına teşebbüs ediyor direkt. Oğlum sen... Bana da göz dikti kanka. Sen ikinci hedefin bu mu lan? Ya Allah aşkına ben ilk Sıla'yı mı öldürdüm? Yanlış Dündar'ı mı öldürdün lan? Yanlış Dündar'ı öldürdün. Çekmek için ilk Sıla'yı öldürmüş olabilir. Çünkü kimse onu Sıla'yı öldürdüğünü düşünmez. Ya tamam sus sen tamam. Oğlum Sıla bir ısırık aldı bir şey oldu ve gidiyor direkt. Acı mı acaba? Ha çok acılı kanat söylemiştim ben dün kanka. Toktur la böyle. Çok acılı mı? Kaçtı COVID? 12 milyon. Aa katil de geldi lan yemeğe. Katile hiçbir şey yok direkt yiyor. Acılı kanat yarışması yapacağız çünkü acıya dayanıklı birisi katil. Ben yerim bu arada ben açım. Ben nasıl yapacağım? Var mı? Ya? Hatta ilk ondan başlasak. Arkadaşlar katil kanatı yiyip Sıla'nın yediği kanatı yiyip hiç ağzı yanmadığı için aramızdan acıya en dayanıklı kişi katil olmaya daha yakın olduğunu düşünüyoruz ve şimdi bakacağız. Oğlum ben daha ne acı ben çekeceğim? Ben açım. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben açım arkadaşlar. Buyurun Toşko. Ben diyorum ki bu yarışmayı artık sen başla. Yaş sırası yapalım. Ben onu yemem. Oha. Oha! Acı değil mi? Hayır, biliyorum. Sana göre acı değil mi mesela? Nasıl yani? Ne demek kemiği kaldı yemediğin? Katil sen misin? Abi benim! Arkadaşlar ben acı son videomda da söylediğim gibi içe içe artık alıştım. Ben nefret ediyorum kanka acıdan. Feride'nin olduğu son videomda. Bu arada şarkıcı. Olmaz. Şöyle yüzüm bir yerden tanıdık geldi mi? Ben bunu da gösteriyorum. Bu kadar da gösteriyorum. Bakın bu kadar acı kanka. Ama bu seni şüpheli yapıyor adamı haberin olsun. Ağzım dilim damağım şey oldu lan. Yemek istiyorum ben de ama acıysa çok. Valla acıya alışmışım ha. Katil acı yedi ben de acı yiyorum demem. Ben acı yemeyi yani sevmiyorum mesela bu ne alaka? Gördünüz. Ya ben herkesten ayrı ayrı şüphelenmeye başladım. Ya sen sus ya. Niye ben niye susuyorum ya yani kendi videomda yeter ya. Ben niye susuyorum ya bunu bir konuşalım ya. Bu adam ne yaptın konuşmasın ben. Ben niye susuyorum ya. Bu arada az önceki göğsüne koyduğumuz hamster var ya onu kızarttık. Şakaydı. Yemek istemiyorum iğrenç. Çekil! Allah Allah deli lan bu. Çık hadi çıkabiliyorsan. Su. Hadi ben çekildim. Su mu istiyorsun? Evet su istiyorum buradan çıkamıyorum. Bence bir şey söyleyeyim mi? Feride'nin acı eşiği çok yüksek ve Feride şu an acıdan çok rahatsız oluyormuş gibi rol. Ya sen salak Feride, mısın? Feride katil. Bu da suç ortağı. Ben de deniyorum. Ya dene bana niye her yaptığın hamleyi söylüyorsun ya? Oğlum acıymış lan. Kral. Benim... Aaa abdam! Kafasından geliyor okuyor. Uzun zamandır yapmadığımı fark ettim. Ya bu acı da yenmeyecek kadar değil ya. Ben acıyı sevmiyorum. Acıyı doğrudum. Sevmiyorum arkadaşlar. Ben nefret ediyorum mesela acıdan. Yemek zorunda değilim acıyı ya. Sıla hava almaya çıkıyor havuz başına bak Mert. Aa tepede lan tepede lan katilde. Ana nasıl şey çıkıyor çıkmış lan adam. Beceriksiz bu arada bayağı. Kaç mermi attı vuramıyor. Abi bu ben değilim. Ben 2 ay sonra askerliğim var kanka. Ben askerliğimi yaptım. Ben vururum. Bence bir hedef, bir hedef belirlerim ve nerfle sıkalım. Tamam. Tamam ben okey buna da okey. Ben buna Toşko'dan bütün şeyler bana uyuyor. Ben hadi de okey. Katil değilim. Arkadaşlar katil Sıla'yı arkadaşlar. Arkadaşlar bu kızı değerle birlikte. Öyle mi oldu lan? Öyle oldu lan. Arkadaşlar katil Sıla'yı vurmaya çalışıp vuramadığı için kötü bir nişancı. Biz de burada hedeflerimizi koyduk ve onları vurmaya çalışacağız. En iyi vuran kişi katil olmaya o kadar uzak. O müsaadeniz varsa başlayabilir miyim? 3 mermi sıktı askerde. Köz kes arpacı komut. 1'de 0. Ben 200 attım komutanım. 100 metreden bir tane bile tutmamış. Ben 200 attım komutanım. Siz nasıl askerlik yapacaksınız ya? Oğlum o arkadaki hedefi burada. Yani. Nereden çıkıyor ki mermi? Ooo. Şimdi 100 attım şey. Ya gördün mü? Evet bir daha böyle. 3'te 1. Buyur dostum. Evet. Ne diyorsun kanka? Baturay anladı. Kanka mermi neredeyse oradan atıyor. Dedemden kalma. Üçünde de takılıyken ne oluyor? Hazır mısın? At bakalım aslan. Of. Erkek! Kes köz. Gez oğlum o gez. Kes köz. Kes diyor bir de. Vurdun mu? Hayır. Baba 3'te 0 yapacak bu ya. Oğlum nasıl her seferinde masayı vurabiliyorsun sen? Demek of. Ki biraz yukarı yapmam gerekiyor.
Hep aynı yeri yani. Üstelik challenge falan yapıyorsak kazanmıştım. Bitti. Bitti. Askere gitmemek için özür taklidi yapıyor. Çürük raporu almaya çalışıyor, inanmayın. Komutanım. Kendine güveniyor musun? Evet. Oradan geçti. Bence Mert'ten daha profesyonel. Evet, Mert'ten de. En kötümüz Mert'ti yani. Siz kanka ne yaptınız biliyor musunuz? Bak, enayi gibi zaten yüksekliği böyle olan bir yerde buldurma ihtimalinizi düşürdüğünüzü düşünüyorum ben. Buldurma ihtimalinizi düşürüyorsunuz böyle olunca. Bence şu şekilde atmak daha mantıklı. Bak şimdi. Sen Bakugan mısın kanka? Bir dakika beyler, bir saniye. Bir şeyleri halledemedim. Bir dakika oğlum, katil arıyoruz lan burada. Bulmadı mı? Sıyırmasa? Senin katil olduğunu düşünmek için. Nasıl oldu? Aralarından geçti. Çok iyi batıştı ama aralarından geçti. Ne, siz benim anlamışsınız. Yani bir dakika, ne demek oldu? Bir tek ben mi vurdum şu an? Evet. Üçümüz de mi bulamadık? Katil vuramıyordu. Demek ki katil olmaya en uzak benim. Nereye gidiyor? Kaçıyor artık, şerefsiz. Öldürmüş. Löp diye de indi lan adam. Ben hayatta bunu yapamam. Beyler. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu da yaparım bu arada da. Ben katil değilim. Abi adam yapan her şey bana uyuyor da ben katil değilim. Düşünmüyorum yani. Sen kesin katilsin bu arada. Kanka değilim ya. Bu bana kalacak. Ben uzaklaşıyorum. Arkadaşlar. Agideşler şimdi. Şimdi katil buradan çok iyi indi. Yani iyi bir tırmanıcı demek oluyor. O yüzden bizim bir tırmanma yarışması yapmamız gerekiyor. Al ya, biliyordum işte. Oğlum, ya. Oğlum şey çok hazırlandı biliyor musun? Bunu koymayın. Kardeşim ağacına çık ve bize katil olmadığını ispatla bir şekilde. Hadi bakalım oğlum ya, çık, çıkabiliyor musun? Biliyor gibi mi tırmanıyor yoksa? Biraz iyi gibi sanki. Katilin bastığı yere basıyor. Gideyim mi? Yani ben buna %80 başarı derim sence. %100 başarı oğlum. %100 çıktım işte. Ama yok, kötü çıktı ya. Nasıl kötü çıktı oğlum? Tekte çıktım. Tam da katille iyi çıkmıştı zaten. Katil çok iyiydi. Tam çık, bir de inişini görelim. Nasıl evet, ince? Evet, bir de inişini görelim. Ben kesin inemem biliyor musunuz buraya çıkarsam? Aslında önemli olan inmek bu arada. Katil çünkü inerken görüyoruz. Buraya çıkarken görmedik katili. Sen niye çıkarken şuraya bastı diyorsun katil o zaman? İnerken bastı. Çıkarken de bastı dedim. Çıkmadı ki. Belendim, bitti, sus. Kanka. Kardeşini de öldürmezsin. Yok oğlum ya, yapmadım ya. Ya bu değil galiba, ya da mala bağladık. Alo. Oğlum yapma böyle şakalar, enayi. İnemiyorum. Arkadaşlar Mert inemediği için ona merdiven getiriyoruz. Bu kadar kalabalıktan uzak olamaz, şu hareketlere bir bakın yani. Arkadaşlar bu arada kanala hala abone değilseniz, kanala abone olmayı, videoya like atmayırsanız videoya like atmayı unutmayın, eğer 100 bin like gelir. Sıradaki yarışmacı Feride. Al ağaç ve sen odun seversin. Belli. Sevmem. Hadi bana yaptığın şakaları yazsana da. Mert'e göre daha prof çıktı bu arada. Ay bu kırılır mı? Beni taşır bence. Benim neyim eksikti acaba ya bundan tam olarak? Eksikliğin yok, fazlalığın var. Ben büyük nereye gideceğim daha? Olarak. Çatıya çıkacaksın. Çatım onun arkamda kaldı. Atlayayım mı lan buradan? Hadi devam et çatıya. Çıkamıyorum, nasıl geçeyim oraya? Ayağım burada kaldı. Olmaz baba, çıkacağım. Acaba rol mü? Bir dakika. Ağaç çıtırdadı. Tamam sen gel. İniyorum. Arkadaşlar sıradaki yarışmacı Toşko. Sen Toşko'nun eski lakabını bilmiyorsun galiba. Ne? Maymun. Aa! İlk adım zor bu arada. Başlayayım mı? Oğlum sen kaçıncı ağacın tırmandın? 3, 2, 1. Oha! Ben tişörtümü pantolonun içine sokacağım, öyle çıkacak. Oğlum Toşko'ya bak, hırsız mıydın lan önceki hayatında? Oğlum 3 saniyede çıktı lan. Ben gidiyorum. Ama katil değilim. Senin hani ayağın sakattı? Arkadaşlar ben Toşko'yu çarşamba günü videoya çağırdım. Böyle yürüyemezken video attı bana. Yani evin içine topallıyor. Ama vallahi öyleydim. Zaten de şey diyor, sakat kanka diyor, bir anda ayağını indiriyor. Oğlum inişi de iyi lan. Kesin katil bu galiba. Şüpheleniyor musun hiç? Senden şüpheleniyorum. Benden niye şüpheleniyorsun? Ben kardeşime ne yapacağım? Kendi kardeşim, dostum. Oğlum nasıl çıktınız lan buraya? Zormuş biraz. Hiç parkta oynamadınız mı gençler? Ahmet buraya daha önce çıkmış. Hayır, ilk defa çıkmış. Ahmet buraya daha önce ama çıkmış. Ama ben katil değilim. Böyle profesyonel çıkılmaz baba buraya. Zıplayışı gördün mü? Bana maymun dediler, benden daha maymunluk yaptı bu. Sondaki zıplayışı gördün mü? Gördüm. İyiydi. O yüzden dedim zaten. Ben kanka de gördün mü nasıl çıktığını? Ben kendim tırmanıyordum, o sırada bakmadım. Ben galiba bir daha tırmanacağım ağacı, çok sevdim. Ben katil değilim. Ben de değilim. Ben hiç değilim. Tamam, gidip orada oylarımızı verelim. Ondan katil. Sonra kimin olduğu belli olacak. Arkadaşlar sonuna geldik. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Başından beri 3 tane erkekle aynı videonun içerisinde bulmak gerçekten çok zor. Sıla'mı özledim. Ki bir videoda bile dayanamadıysam buna, Sıla'yı öldürmeyeceğimi siz de biliyorsunuzdur. Zaten yaptığımız deneylerde genel olarak başarısız olmam normal. Çünkü normal hayatımda da başarısız olabileceğim şeyleri koymuşlar. O yüzden yorum yapmak istemiyorum çok fazla. Ama tırmanma sahnesinde Ahmet, biz katilin sadece indiğini görmemize rağmen çıkarken nereye bastı? Bastığına dahi bir şey söyledi. O yüzden ben Ahmet'ten şüpheleniyorum. Evet abisi ama bilemeyiz. Ben Ahmet'e oy veriyorum. Arkadaşlar benim aklımda artık net bir şey oluştu. Yani arkadaşlarımı suçlamaktan hiç memnun değilim ama bu konu benim için çok hassas. Yani maalesef ki üzülerek ve kalbim 8'e bölünerek söylüyorum. Ben Feride'nin katil olduğunu düşünüyorum. Yani video boyunca ona birkaç yem attım. Onunla ortak olup birilerini suçlamaya çalıştım. Hep kamera kapalıyken de bana destek çıktı Mertcan. Yani beni tarafına çekmeye çalıştı. Ben kız kardeşimi öldürecek cani bir abi değilim. Katilin Feride olduğunu düşünüyorum. Yıktın beni kırmızı limon. Arkadaşlar
Start günden beri biliyoruz kimin kim olduğunu. Biraz sessiz duyulmayalım biz. İlk günden beri kimin kim olduğunu biliyoruz. Benim için katil çok net. Oyunlardan sonra da çok net oldu. Bence katil Ahmet. Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana böyle psikolojik baskı yaptılar. Sen katilsin falan diye kendince ödül verdiler. Ben katil olduğumu düşünmüyorum hala. İzledikten sonra siz de karar vereceksinizdir. Ben oyumu verip gitmek istiyorum burada. Ahmet. Arkadaşlar artık yarışmalar bitti ve hepimiz bir oy verdik. Yani katilin kim olduğu belli. Evet. Bence de belli. Artık katil ortaya çıktı. Katil zaten çıktı bu arada. Şimdi öncelikle yani tekrar şimdi kimi düşünüyorsunuz falan filan demeyeceğim ama herkesin içinde söyleyebileceğiniz kimi düşünüyorsunuz. Tamam yalnızken Ahmet. Oy verdik. Ahmet. Ahmet. Tamam Mertcan sen katilin kim olduğunu açıklasana. Ahmet Feride'ye oy verdi. Niye? Neyden şüphelendin? Kanka çünkü neden şüphelendin? Bütün yarışmalarda ona göre performans gösterdim. İkiyüzlü. İkiyüzlü mü? Sen benim içimi bilmiyorsun. İkiyüzlülük deyince de sen. İkiyüzlülük deyince de sen. Fareyi o kadar iyi tuttu ki. Hadi Ahmet hadi. Böyle benim fikrim. Mert de Ahmet dedi. Kanka çok belliydi. Senden bunu beklemezdim dostum. Ayy pardon. Ya, kanka ama yani. Beni sılayı öldürdüğümü nasıl düşünebilirsin? Tamamen şeylerden, oyunlardan tırmanışın çok iyiydi. Ağaca toş kadar iyi çıkan varsa... Güvenmeyin buna ya, bakmayın. Varsa katil olur dedim ve sen ya, daha iyi çıktın. Toşko da Ahmet'e verdi. Sen de mi bana oy verdin? Zaten. Bunun cezasını vermesi gereken biz miyiz? Bunlar kardeşim. Bunun cezası kaybettin. Çırpamazsın sen. Havuz yok, havuz yok. Gel buraya. Havuz yok. Kaçmak yok baba. Dirildi. Lan sen ölmedin mi? Şaka bıçağı aldı. Ben bunu kamera arkasında yapmıştım arkadaşlar. Ben sana kötü davranmadım abicim. Bana kötü davrandın. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Negayizm hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne demek hatırlamıyorum. Gel söyleyeceğim ama gizli. Beni Feride ayarttı. Dedim. Sence öyle şey yapar mı? Yaptı. Asla inanmam. Yaptı vallahi yaptı. Asla inanmam. Asla inanmayız. Arkadaş... Biz buradan seni istemiyoruz pis. Arkadaşlar daha fazla böyle senaryolu videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. 100 bin like'a serinin devamı gelir. Bu ekipten belki 100 bin değil ya. 150 bin like'a Feride'yi öldürürüm. Hayır ben ölmüyorum. Öyle bir şey yok. Atmayın. Daha fazla bu tarz senaryo video izliyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. 200 bin like'a annemi öldürürüm. Kendi annemi. Atarlar. Atsınlar.